Kabe'nin peygamberimiz 30 35 yaşlarındaydı. Daha peygamber olmasına var. Yıllar var. <laughs> Affedersiniz. Hazreti Peygamber Efendimiz Ali as-Salatu ve değerli kardeşlerim Mekke'de Hatice annemizle evli. Mekke'ye büyük bir yağmur yağdı, sel. Ve sel suları Kabe'ye doldu. Kabe'nin duvarlarının bazı cephelerini yıktı. Öyle şiddetli bir seldi. Tabi yukarıdan gelen taşlar, maşlar, çöl yani bu sonuçta kumluk getirdiği bütün şeylerle, hızla, o suyun da gücüyle Kabe yıkıldı. Bayağı yarıdan fazlası. Kabe'nin yeniden yapılması bize çok önemli bir şey anlatıyor. Değerli kardeşlerim, yıkılanı yapmak insanın eskiden beri adeti değil mi? Gülüp geçtiğimiz, çok basit gördüğümüz bir şey. Peki ya yıkılan gönüller yeniden yapılması gerekmez mi? Kırılan kalplerin onur onarılması gerekmez mi? Üzdüğümüz, incittiğimiz insanların gönüllerini tamir etmemiz de gerekmez mi? Yıkılan bir binayı... Yeniden yapmaya çalışan insanoğlu başını sokmak için yağmurdan, yaştan, soğuktan, sıcaktan kendini korumak için bir taş duvarı yıkılınca yapmayı bilen insanoğlu ya sevgi, ya yardım, ya dostluk, ya komşuluk, ya arkadaşlık, ya aile, ya akrabalık bütün bunlardan mahrum olmayı göze alıp Acaba yıkılan gönüller yapılmadan öyle mi kalsın? Biz Kabe'nin yapılışından bir Kabe'nin nasıl tamire ihtiyacı varsa insanın da yıktıklarını yapmaya, tamir etmeye o kadar ihtiyacı var. Hakikatini görebilmeliyiz buradan. Kabe yıkılmıştı. Peygamberimiz dedesi Abdulmuttalip ile beraber ve amcalarıyla beraber bu Kabe'nin yapılışında dedesi özür diliyorum vefat etmiş. O günkü Mekke halkıyla Kabe'yi tamir etmek için işçi olarak çalışıyor. Çalışıyor bizatihi kendisi de. Kabe'nin duvarları yükselince Hacerül Esvet'in konulacağı yere gelince bir tartışma başladı bir tartışma. Dediler ki bu Hacerül Esvet'i yerine kim koyacak? Kim koysun Hacerül Esvet'i? Aileler kavga ettiler. Teymoğulları diyor ki biz koyacağız. Cuma oğulları diyor ki biz koyacağız. Abdudaroğulları diyor ki biz koyacağız. Kabe'nin şanı, şerefi Hacer-ül Esvet'le taçlanıyor. Hazreti İbrahim'den beri tavaf hacer Lesveti selamlamakla başlar. Hani şu avcumuzu sağ elimizin içini kaldırıp Bismillahi Allahu Ekber diyerek selamlıyoruz ya her hacer Lesvet'in hizasına gelince Allah'ım şu anda Kabe'de ibadet edenlerin mübarek Ramazan ayında Beytullah'ı ziyaret edenlerin ibadetlerini kabul et ya Rabbi. Bizi de onların dualarının içinde yer bulanlardan eyle ya Rabbi. Kabe'de, Mekke'de, Medine'de yapılan dualarla Allah'ım bizleri rızıklandır dualarla ya Rabbi. Duadan rızkımızı kesme ya Rabbi. Müslüman kardeşlerimizin kalbinde sırf Allah rızası için sevdiği kardeşine dua etme, vefa gösterme has hasletini o güzel mümince davranışı terk etmemiş yeryüzündeki kardeşlerimizin dualarıyla rızıklanmayı bize nasip eyle. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimiz de tabi Kabe'nin inşaatı durdu. Herkes bir tartışma başladı. Dediler ki kim koyacak, hangi sülale, hangi ailenin reisi? Birkaç gün inşaat durdu biliyor musunuz? Birkaç gün inşaat öylece kaldı. İlerlemedi yani. Bu sefer insanlar silahlandılar. Anarşi ve terör baş gösterecek. Sebep o diyor ki biz koyacağız hacerül Esvet'i yerine. Onlar diyor ki biz koyacağız hacerül lesveti yerine. Değerli kardeşlerim, sevgili seyirciler, Kanal 7 ekranlarında ve TVT ekranlarında Eyüp Sultan'da sahurda beraber olduğumuz sahurun, seherin dostları. Dünyanın neresinde olursa olsun Azerbaycan'da, Nahçıvan'da ve dünyanın her yerinde Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da Rabbim Azze ve Celle her nereden birlikteysek şu sahurun bereketini Allah cümlemize nasip eylesin. Bir tanesi aklı selim insan dedi ki şu beni şeybe kapısından ilk giren kim olursa hakem o olsun. Kim olursa hakem o olsun. Düşündüler silahla kan döküp birçok insan öleceğine böyle olsun. Tabi kabul ettiler. Telefon filan yok. Olaya şike karışmıyor yani. Sen gel sen gel deme hakkı yok. Kabedeler. Beklediler beni şeybe kapısından birinin gelmesi. Hazreti Muhammed Mustafa peygamber değil kardeşlerim. Genç, evli, Mekke'de dürüst, herkesin el emin dediği ahlaklı bir insan. Ama peygamberlik henüz vazifesi verilmemiş. Beni şeybe kapısından Allah'ın lütfu, her şey Allah'ın takdiri. Kainatta sinek kanadını oynatmaz Allah izin vermedikçe. Yaprak kıpırdamaz Allah müsaade etmedikçe. İmanımız budur bizim. Kitabımız budur bizim. İstikametimiz budur bizim. Kardeşlerim kapıdan Hazreti Muhammed girdi. Hazreti Muhammed'in Beni Şeybe kapısından geldiğini gören Mekkeliler birbirine bakarak "Yahu bu kadar güzel bir şey olabilir mi?" Vallahi Muhammed kendi akrabaları bile olsa kendi hısımları, yakınları bile olsa asla torpil yapmaz. Muhammed asla haksızlık yapmaz. El-Emin'dir o, güvenilirdir o. Peygamber değilken Mekke'nin Ebu Cehillerine el emin dedittirmiş bir peygamberin ümmeti kendine Kur'an-ı Kerim geldikten sonra bile en yakın arkadaşına bile kendisi hakkında el emin dedittirememiş ümmeti olmadık mı? Olmadık mı Allah aşkına? Aile içinde birbirimize ne kadar güveniyoruz? Solcu sağcı birbirimize ne kadar güveniyoruz? Alevi Sünni birbirimize ne kadar güveniyoruz? Aziz ve Müslüman kardeşlerim, El Emin olan Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam kardeşlerim içeri girince ona durumu anlattılar. Hazreti Peygamber kararı bana mı bıraktınız? Evet. Yani dese ki Hazreti Muhammed madem öyle ben koyayım bari demedi. Mübarek ridasını çıkardı gömleğini yere serdi. Hacerül Esvet'i bulunduğu yerden getirdi gömleğin üstüne koydu. Allah Resulü sonra dedi ki her sülaleden her kabileden bir reis gelsin dedi. Abdüddar oğullarından Velid bin Mughire sen gel. Adi oğullarından Hattab'ın oğlu Ömer sen gel. Misal yani. Teym oğullarından Ebu Bekir sen gel. Cuma sen gel. Cüheyne kabilesinden sen gel. Sen gel. 8-10 tane ya da 20 tane her neyse kabilenin reisleri Hazreti Muhammed'in aleyhisselamın yere serdiği gömleğin etrafına çevrildiler halka oldular. hacer Lesvet ortada duruyor. Hadi hep beraber kaldırın dediler. Hep beraber yerdeki gömleğin üstüne konulmuş hacer Lesvet'i gömleğin herkes bir ucundan tutup havaya kaldırdı. Beraberce gelin dediler. Misal şu Eyüp Sultan'ın ana kapısının orada olsun. Misalen oradan Kabe'nin inşaatının olduğu yere kadar bütün o Mekke'nin sülalelerinin her biri bu işin bir parçası olarak beraber iş yapma, toplumun yararını olan işlerde ortak hareket etme bilincini öğretiyor bize Müslümanlar, kardeşlerim. Hepsine tutturdu. Bu yükü hep beraber taşıyalım. Bu bir şerefse bu şereften hepinizin payı olsun. Hacerül Esvet'in oraya kadar geldi. İnsanlar öyle şaşırdılar ki bu ne güzel bir akıl, bu ne güzel bir çözüm, bu ne güzel sulh edici. insanları barıştıran, insanların içinde hile yaptı, filanı kayırdı, falandan yana oldu dedittirmeyen, adalet duygusunu yıkmayan. Nasıl güzel bir çözüm yolu. Herkesi beraber tutturarak Hacer-i Lesvet'i Kabe'nin dibine kadar getirdi. Sonra Hacer-i Lesvet'in olduğu köşeye gelince oradakilere dedi ki ey Mekke'nin uluları, ey Mekke'nin büyükleri bunu şimdi hanginize vermem sizi sevindirir? Hanginiz bunu yuvasına, Kabe'yi taşı gediğine koymak diyoruz ya, bu mücevheri yuvasına yerleştirmek diyoruz ya, kutusuna mücevheri koymak diyoruz ya, bunu hanginize verirsem bu görevi o sizi mutlu eder, hanginize vermeliyim dedi. Orada Hacerül Esvet'i hep beraber taşıyan Mekke'nin ileri gelenleri dediler ki ey Muhammed, sen öyle güzel bir çözüm yolu buldun ki, Öyle dedem taşısın, babam taşısın, amcam taşısın demedin. Kendi sülaleni bile öne çıkarmadın. Vallahi ey Muhammed, öyle güzel bir çözüm yolu buldun ki bunu o Kabe'nin yuvasına koymak senin hakkındır. Biz sana kendi vekaletimizi veriyoruz. Biz sana kendi yetkimizi veriyoruz. Sen koy bizim yerimize dediler ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah'ın takdirine bakın. Kafirlerin kalbine bile vicdan merhamet vermez mi? Verir Allah. Siz güzel ahlaklı olursanız, biz güzel huylu insanlar olursak Allah kafirin bile kalbine merhamet verir. Adalet duygusu verir. Siz adaleti yıkarsanız, siz merhameti yıkarsanız birbirinizin arasında ana baba birbirine acımaz. Evlat kardeş birbirine acımaz. Birbirimizi yer dururuz. Aha işte bir buçuk milyar İslam alemi şu Ramazan ayında Filistin'de 17 tane insan öldürdüler. Dünyanın kılı kıpırdamıyor. Dünyanın kılı kıpırdamıyor. Vicdanı, adaleti ve merhameti yitirirseniz, can kardeşlerim, peygamberimiz mübarek elleriyle, o gömleğinin içindeki Hacer Lesvet'i aldı ve yuvasına yerleştirdi. İnşaat devam etti. İş tamamı erdi. Yıkılan binalar yapılırmış demek ki. Yıkılan gönüller de yapılmalı şu Ramazan ayında.